Citroen'le hafta sonu kaçamağı bölümümüzde bu haftaki durağımız Maşukiye. Sapanca Gölü'nün kıyısında, Kartepe Zirvesi'nin eteklerinde olması nedeniyle her mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Maşukiye'ye doğru vakit kaybetmeden yola koyulalım. Maşukiye'ye İstanbul'dan otomobille ulaşımın iki farklı yolu var. Birincisi E5 karayolu üzerinden. İkinci seçenek ise bizim bu keyifli gezimizde tercih ettiğimiz ücretli TEM otoyolundan. Yola koyulduktan sonra gişeleri başlangıç noktası olarak kabul edersek, 136. kilometrede karşınıza Sapanca Kavşağı çıkıyor. Buradan çıkış yapıyorsunuz. Gişelerden çıkar çıkmaz yol ikiye ayrılıyor. Sağ tarafa Sapanca, sol tarafa ise Kartepe'yi gösteren levhaları göreceksiniz. Sola dönüyor ve Kartepe yolunda ilerliyorsunuz. Yaklaşık olarak 10. 15. kilometrede karşınıza Maşukiye'ye giriş tabelası çıkıyor. Sizler için hazırladığımız kısa yol tarifimizin ardından gezimize start veriyor ve İstanbul'dan yaklaşık 1,5-2 saat sürecek yolculuğumuza başlamak için yola koyuluyoruz. İlk hedefimiz bu haftaki rotamızın ücretli otoyolda sürecek kısmını Sapanca çıkışında sonlandırmak. İsterseniz bu sırada bize yolculuğumuzda eşlik edecek otomobilimiz C4'ü kısaca tanıyalım. Citroen'in C segmentindeki oyuncusu C4, yeni yüzüyle çok iddialı bir görünüme sahip. Bir önceki nesline oranla 5 cm uzun, 2 cm geniş ve 3 cm yüksek olan C4'ün tasarımında İlk dikkati çeken tavanın düz bir forma kavuşması. C4'ün görünüşü daha ilk bakışta sağlamlık ve güven hissi uyandırırken, incelikle şekillendirilmiş hatları ve krom detayları dış görünümündeki özeni ortaya çıkarıyor. Genişleyen boyutları ve kavisli çizgileriyle C4, adeta bir üst segmente ait olduğu izlenimi uyandırıyor. C4'ün iç tasarımına gelince, ön konsol tamamen yenilenmiş haliyle karşımıza çıkarken, yeni vites kolu tasarımının da oldukça şık olduğunu söylemeliyiz. Yine bir önceki nesilde olduğu gibi birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındıran bu şık otomobilin göstergelerinin ve tüm aydınlatmalarının renklerinin değiştirilebilmesi, hatta uyarı seslerinin dahi polifonik ses seçenekleri arasından kişiye özel olarak seçilebilmesi, keyifli özellikleri arasında. Daha önceki nesildeki gibi yine direksiyon üzerinden birçok özellik kontrol edilebilirken, bu kez göbek kısmı sabit tasarımdan vazgeçilmiş. Koltuklarda oldukça rahat olduğu gibi masaj özelliğiyle yolculuk hiç bitmesin istiyorsunuz. C4 hakkındaki bu kısa bilgiler ışığında yolumuzun TEM otobanındaki kısmını tamamlıyoruz. Bu noktadan sonra geriye kalan yaklaşık 10-15 kilometrelik köy yolunu geçip Maşukiye'ye ulaşacağız. You'll know the dragonborn's come. Maşukiye, Kocaeli'nin doğusu, Samanlı Dağları'nın zirvesi olan Kartepe etekleriyle Sapanca Gölü'nün güneybatı kıyısı arasında doğası, yeşili, pınarları, vadisi, şelaleleri, dereleri, meyve bahçeleriyle ünlü şirin bir tatil beldesi. Halkının buraya gelen aşık olur dediği için ismini Maşuk, yani aşıktan alan Maşukiye deyince aklımıza doğa, su, yeşillik, kısacası huzur geliyor. Burası Karadeniz'in tüm yeşilliğini içinde barındıran ve neredeyse Türkiye'nin en geniş ağaç ve bitki çeşitlerine ev sahipliği yapan ender beldelerden biri. 1860'larda Rus ihtilalini engellemek için Osmanlı Sarayı ile ilişkiler kurmak amacıyla
Maşukiye'ye Çerkez Abazı asıllı bir grup gelmiş. Çerkezlerin arasından gelen Murat Bey, 1862-1863 tarihinde Maşukiye'nin kurucusu olarak bilinmekte. 1893 harbi sırasında ise Batum'dan kendilerine Mohti adı verilen bir grubun Maşukiye'ye yerleşmiş olduğu kayıtlar arasında. Bu ilk kuruluş yıllarında Maşukiye 105 hane olarak bilinirken, daha sonra 1950'de Romanya'dan bir grup muadil muhacirin gelmesiyle nüfus miktarında büyük bir artış olmuş. Ancak kısa bir süre sonra bu nüfusun büyük bölümünün Maşukiye'de kalmayıp Bursa ve çevre illere gittikleri bilinmekte. Sizlere Maşukiye hakkında aktardığımız bu kısa bilgilerin ardından şelale kenarındaki meşhur restoranlardan birine konuk oluyoruz. Bakalım Maşukiye'de neler yapılır ve nelerin tadına bakılır. Şimdi Maşukiye'de neler yapılır, neler yenir, neler içilir, nasıl gezilir, nerelere gidilir? Ben onları şimdi sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi Maşukiye artık Türkiye'mizin bir cennet köşesi oldu, bir turizm beldesi oldu. Ve dolayısıyla İstanbul'a çok yakın olduğu için Maşukiye tercih edilen bir yer haline geldi. Dolayısıyla kışın kayak merkezi Kartepe ve artı yazın alabalık tesisleri ve buralarda çok önemli işlerin olduğunu artık sizler de yavaş yavaş biliyorsunuz. Burada kahvaltı ortamı çok mükemmel bir şekilde köy kahvaltısı sunuyoruz. Köy kahvaltısı dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Bütün her olan natürel şeyler. Yani örneğin işte yumurtamız çiftlik yumurtası olmaması, efendim kaymağımızın özel bir kaymak olması, köyde kaymak yetiştirilmesi, tereyağı ve dolayısıyla reçel çeşitlerinin kendimizin yapısı olması. Et ürünlerine geldiğimiz zaman zaten onları siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Et ortamında işlenmiş et değil, biz kendimiz işlemiş olarak eti hazırlıyoruz ve dolayısıyla müşterimizi o şekilde sunuyoruz. Bizim Maşukiye'deki meşhur olan şeyimiz nedir onu sorarsanız, alabalık. Alabalık üzerine genelde çalışıyoruz biz. Alabalığı kiremitte yapıyoruz. Alabalığı kiremitte tereyağlı, domatesli, soslu. Arzuya göre artık müşterimiz nasıl arzu ederse ona göre sipariş alınıyor ve ona göre sipariş yapılıyor. Alabalık kiremitte oluşu tabii ki özel bir yapım oluyor. Bunun yağı özel tereyağı olması ve kiremitte kara fırında pişmesi, bu şekilde hazırlık yapılması ve lezzet ondan kaynaklanıyor. İşte bu kiremitte yaptığımız alabalık bu şekilde müşteriye sunuluyor. Ve alabalığı biz birkaç çeşit yapıyoruz ama yani ben kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Alabalığı biz tavada da yapıyoruz, mısır ununda, filota şeklinde. O da mükemmel bir şekilde oluyor. Tabii ki balığın lezzetli olması neden kaynaklanıyor diye sorarsanız, buradaki gelen kaynak sularından kaynaklanıyor. Su temiz ve dolayısıyla berrak ve artı soğuk su. Yani dere, dağdan gelen su olduğu için, balık o havuzlarda yetiştiği için balığın lezzeti ondan kaynaklanıyor. Yöresel kiremitte eritme köy peyniri dediğimiz bu peynir çok güzel bir peynirdir. Çerkez peyniri mi? Yöresel eritme köy peyniri diyoruz buna biz. Çerkez peyniri değil maalesef. Bu eritme köy peynirini hem kahvaltıda müşterimize sunuyoruz hem de normal öğle yemeklerinde, akşam yemeklerinde normal bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Yine o şekilde kiremitte kaşarlı mantar, kültür mantarıdır bu. Bunun tabii ki hazırlanışı biraz daha zor. Yani ilk birkaç sefer fırına girip çıkıyor. Ve dolayısıyla kaşarlı mantar da tercih ediliyor. İşte İstanbul müşterimiz, efendim Ankara müşterimiz, yani bütün kaç tane ilimiz varsa hepsini teker teker saymamıza gerek yok şu anda. Zaten bizim müşteri potansiyelimizin %'ye vurduğumuz zaman %97'si gibi İstanbul müşterimiz. Yani ben İstanbul'dan geliyorum artık ve buradaki müşterinin hepsi İstanbul'dan geliyor. ATV falan sporları oluyor genelde. Tabii ki değişik tesislerde bunlar yapılıyor. Kartepe Green Park kış merkezi, kayak merkezi olduğu için oraya kayak oluyor genelde kışın. Su sporları var Sapanca'da. Yani burada yürüyüş parkurları var, işte yukarıya doğru tesisleri var yine. Burada zaman geçirmek çok kolay. Yani sabah geldiğin zaman burada akşamı ben nasıl yapacağım diye düşünmeyeceksin. Yani sabah geliyorsun, akşamı nasıl olduğunu bir satan bilemiyorsun.
ertesi gün için zaman ayırıyorsun kendine tekrar yine gideyim diye. Konaklama imkanımız var efendim, otelimiz var, 26 odamız var. 26 odamız yani suite odalarımız var, kral dairelerimiz de var, çift katlı odalarımız da var. Yani şu anda fiyatlarını söylememize gerek yok zaten, fiyatlar çok cazip. Şu anda çift kişi 140 lira, kahvaltı dahil. Kahvaltı dahil bir gecelik. Bir gecelik çift kişi 140 lira.